Sevgili izleyiciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Adü TV ve TV'den işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Adü'den Zenginliğe Farklı Bakış adlı programımızda her hafta farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Yine her zamanki gibi yanımda değerli hocam Profesör Doktor Mesut Kurmacı ve yine değerli konuğumuz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, aynı zamanda Hemşirelik Fakültesi Dekanı, bizim çok yakından bildiğimiz Profesör Doktor Yelda Özsunar Dayanır hocamız var. Hoş geldiniz hocalarım, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkürler. Merhaba Melis, hoş ne güzel bulduk. Tekrar birlikte olmak. Evet hocam. Sizi biz çok yakından tanıyoruz ama izleyicilerimizin de sizi bilmesi için, tanıyabilmesi için kendinizi tanıtır mısınız hocam? Tabii ki ben yıllardır Aydın'da çalışan, 1999 yılından beri Aydın'da çalışan bir öğretim üyesiyim. Ve Aydın'a ilk geldiğimde hatırlıyorum, Aydın'ın doğal güzelliğiyle neredeyse büyülenmiştim. Çünkü ben birazdan da konuşacağımız gibi doğaya düşkün bir insanım. Sonra biz çalıştıktan bir 6 ay sonra Amerika'ya gittik, Boston şehrine. Oradaki bir üniversiteye gittik. Ve orada dikkatimi çeken bir şey oldu. İşte kereviz mesela, kereviz orada da vardı. İşte pazarlarda, marketlerde ama o Aydın'da yediğim kerevizin tadını asla bulamadım. Ve ben hep şunu düşündüm. Ya bu kerevizin tadı neden bu kadar farklı bir Aydın'da diye. Ve döner dönmez de tekrar tabii Aydın'ın keyfini sürmeye başladım. Uzun yıllardır hem işte beyin görüntüleme konusunda çalışıyorum. Hem de yıllardır ben yazmayı da seven bir insanım. Kendimi işte akademik problemlerimizi biraz edebiyatla, biraz fotoğrafla anlatmayı seven bir akademisyenim. Dediğim gibi kök saldım artık Aydın'a. Ben kendimi Aydın'ın bir parçası sayıyorum. Aslında Ankara'da büyüdüm ben. Gazi Üniversitesi'nde hem üniversiteyi bitirdim hem de orada ihsas yaptım. Ailem de Ankara'da. Hocam ne kadar çok ortak yönümüz varmış aslında ya. Biz bunları daha önceden konuşmamıştık. Gerçekten. Mesela ben de 99 yılında buraya başladım. Çok ilginç. Ben de Ankara'da doğdum, büyüdüm, Ankaralıyım yani. Ailem Ankara'da yaşıyor. Biz bunları hiç konuşmadık sizle. Evet, gerçekten. Evet, gerçekten de öyle. Yani insan hani Melis Ankara'nın, yani hani Ankara'da yaşayan insanlar Ankara'yı çok severler. Onu bir kenara koyalım. Lakin burayla karşılaştırıldığında özellikle Uşak tarafından Afyon'u geçtikten sonra bu tarafın yeşilliği bambaşkadır. Hakikaten öyledir ve bu insanı gerçekten de büyüler. Ben de aynı hisleri hocam hani sizinle beraber paylaşıyorum bu anlamda. Öncelikle ben size bir hoş geldiniz diyeyim. Çünkü artık program bizim programımız oldu. Melis'le beraber bu herhalde 7-8 artık kaç olduğunu ben de hatırlamıyorum. Biz burada hocam programın konsepti olarak Farklı Bakış, daha öncesinde bir projemizin ismini kullanarak devam ediyoruz. Farklı bakış, doğaya farklı bakış ama, zenginliğe farklı bakış. Hani zenginlik sadece para zenginliği, mal zenginliği, işte sağlık zenginliği, bunların hepsi çok önemli. Ama bizim bir de diğer taraftan olan bir zenginliğimiz var ki, belki de bu zenginlikler o zenginlikle anlam taşıyor. O da bizim doğa zenginliğimiz. Tabii ki sizin işte yazdığınız kitaplarınızdan, efendime söyleyeyim, sizinle yapmış olduğumuz sohbetlerden, sizinle yapmış olduğumuz projelerden bu doğaya ne kadar aşina olduğunuzu, doğayı ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Onun için dedim ki bu programda ilk kez bir biyoloğun haricinde bir hocamızı ağırlayalım. Farklı konularda konuşalım. Ondan bir şeyler öğrenelim. Çünkü farklı bakışa da uyuyor aslında. Siz o taraftan acaba nasıl bakıyorsunuz? Hani konunun içinden biri olarak değil de dışından doğayı seven biri olarak nasıl bakıyorsunuz? Etrafımızdaki problemler nelerdir bu anlamda? Doğanın iyileştirici gücü dedik mesela, öyle değil mi? Mesela tıp doktoru olarak oradan buraya bakış ne şekilde? Şöyle isterseniz bir başlayalım hocam, böyle tabii, bir girelim. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok ilginç ve çok güzel bir konu. Çünkü benim çok duyarlı olduğum bir alan. Aslında ben hani daha bu konuya nereden başladık derken biraz önce de söz ettik, biyofili kavramından bahsettik. Biyofili demek yaşamı sevmek demek. Yani aslında ikimizin ortak özelliği şu, biz yaşamı seviyoruz, evet, canlıyı doğru, seviyoruz. Doğru. Ve bu ta çocukluktan başlayarak annemin çiçekleri sevmesinden, bizi sabahları erkenden gelinciklerle dolu tarlalara kahvaltı yapmaya götürmesinden başlayan bir sevgi aslında. O zamanlar tohumlar atılmış içime ve ben hekim olmayı seçtim, doktor olmayı seçtim. Yıllar sonra, tabii yıllar geçti, radyoloji alanını seçtim. Radyoloji demek aslında fotoğrafçılık demek bir anlamda. Elektromanyetik dalgaları kullanarak, X ışınını ya da İşte radyo dalgalarını kullanarak biz aslında insan vücudunun fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Tabii hep
fotoğrafı çekiyoruz ama hep de hasta insanların içinde neler olup bittiğini biz hekim arkadaşlarımıza söylüyoruz. Örneğin işte şurada tümör var, şurada işte bağırsakta bir delinme var filan gibi. Yıllar içerisinde anladım ki özellikle kanserler, hastalıklar durmadan sanki artıyor gibi. Bu hastalıkların oranı, özellikle kanser gibi kronik hastalıkların oranı giderek artmaya başladı. Ve ben yani sadece tanı koymak, sadece bu kişide şu hastalık vardır demek bana bir süre sonra artık hani yeter, bir şeyler yapmamız lazım şeklinde bir duyguyla işte gazetelerde yazmaya, örneğin işte Aydın Post'a işte ekolojik İşte dengemiz, problemlerimiz, çevre kirliliği konusunda yazmaya falan da başladım. Çünkü şöyle düşünüyorum, hastalıkları biz ne kadar tanı koyarsak koyalım, ne kadar tedavi edersek edelim, onların başlangıç nedenlerine herhangi bir çözüm bulmazsak, ki doğanın kirlenmesi ve insanın doğadan kopuşu buna çok önemli bir etkendir, biz hekim olarak da yeteri kadar görevimizi yapmış olmayız. Çünkü biz hastalıkları önlemiyoruz, biz sadece karşımıza gelen insanların ne olduğunu söylüyoruz, onlara işte çeşitli ilaçlar veriyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Doğrusu bu hastalıkların oluşmasını engellemek konusunda insanları bilinçlendirmek, aydınlatmaktır. Ki ben de işte Evrensel Senfoni adlı kitabımı bu nedenle yazdım. Çünkü herkesin öncelikle kendini anlaması, kendi kendine doktor olması gerekiyor. Ama bizler gibi akademisyenlerin, hekimlerin, toplumla iç içe olan insanların da aynı zamanda doğanın iyileşmede ne kadar değerli bir etmen olduğunu anlatmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, o yüzden gerçekten biz buradayız. Çok çok doğru. Evrensel Senfoni nedir hocam? Güzel bir soru. Evrensel Senfoni şu demek, biz biraz önce de bahsettim, radyologlar olarak elektromanyetik dalgaları kullanıyoruz. Yani aslında evrende bir senfoni var. Ben buna senfoni dedim. Elektromanyetik dalgaların biz hissetmesek de vücudumuzun hissettiği bir senfonisi var. İşin içinde işte müzik var, dalgaları da katarsak. Yani dalga boyu ve frekansı olan her türlü dalga aslında evrende uçsuz bucaksız bir senfoniye neden oluyor. Hatta bizim beynimiz de bu dalgaların bir kısmını sürekli yiyor. Örneğin şu anda ben çok hani sizlerle dikkatimi harcayarak konuşuyorum. İşte beta dalgaları durmadan yayıyorum ortaya. Mesela bir EEG cihazıyla bu beta dalgaları kaydedilebiliyor. Ya da işte uyuduğum zaman, rahatladığım zaman, işte doğada gözlerimi kapayıp şöyle bir dinginleştiğim zaman alfa dalgaları yayıyorum. İşte bütün bunları kitabımda da bahsettim. Aslında hiçbirimiz farkında olmasak da bu elektromanyetik dalgaların sürekli maruziyeti içerisindeyiz ve sürekli bu dalgalara eşlik ediyoruz. Yani bizim düşüncelerimiz, duygularımız, yaptığımız birçok şey, etrafımızdaki birçok ortam bu elektromanyetik dalgalara, yani evrensel senfoniye bir şekilde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla ben hani biraz edebi bir tarzda, biraz romantik bir tarzda, ben şöyle diyorum, bir kadın bakışı gözüyle romantik bir tarzda o dalgalardan bahsettim Evrensel Senfoni adlı kitabımda. İsim olarak çok güzel bir isim koymuşsunuz aslında. Sağ olun. Şimdi doğanın içerisindeki o senfoniye biz harmoni diyoruz mesela hocam. Yani doğru. Aynı şeyi aslında. Eğer o senfoniye ya da o harmoniye, yani o doğanın sesinin içerisine birazcık yaklaştığınız zaman olay aslında farklılaşmaya başlıyor. Gerçekten ama bunu hissetmeniz gerekiyor. Problem şu, biz bunu ne zaman kaybettik? Yani doğadan ne zaman uzaklaşmaya başladık? Aslında birçok problemin sebebi de o zaman başladı. Yani o sesler gerçekten çok önemli. Hocam siz de mutlaka çok daha iyi biliyorsunuzdur. Ben biyoloğum ama siz bir tıp profesörüsünüz. Mesela Japonya'da kedi evleri var. Bu mırıldamayla birlikte, hani onların mırıldamalarıyla birlikte insanlar tedavi oluyorlar, rahatlıyorlar. Mesela insanların da, ben de okumuştum, beyin benim de hocam birazcık böyle ilgi alanıma giriyor. Mesela inleme ya da mırıldama olayı, hastayken yapmış olduğumuz, çıkarttığımız o sesler aslında boşa çıkartılan bir ses değil. Onların hepsinin o frekanslarında iyileştirici bir güç var. Ve bizim etrafımızda bu güçten, bu senfoniden o kadar çok var ki biz bundan ne kadar uzaklaşırsak aslında o kadar problemin içerisine dahil oluyoruz. Fakat bu probleme isim koyamıyoruz. İşte günümüzde bir sürü bununla alakalı, biraz önce hocam şeyden, programdan önce bahsettik. Bununla alakalı tıp fakültesinde bölümler açılmış. Yani insanların kendilerini bunalımda hissettikleri ama adını koyamadıkları, streste hissettikleri, üzüldükleri, öyle değil mi hocam? Tabii psikolojik ki. Olarak işte tabii. Sorunların artması aslında birazcık da değil, çoğunlukla bu doğadan uzaklaşmamızla alakalı bir durum.
Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Hocam söyleyecek çok şey var. Uzun uzun da anlattım kitapta gerçi ama özetle çok özet bir şey söyleyeceğim. Biraz önce de konuştuğumuz gibi işte ruh demek, psişe demek yani. Batı'da da ve ülkemizde de tabii sık sık tıp fakültelerinde anlatılan psikoneuroimmünoloji adlı bir bilim dalı var. Bu şu demek, bu bağışıklık sisteminin ruh sağlığımızla olan ilişkisini anlatan bilim dalı anlamına geliyor. Örneğin işte Nature gibi çok önemli bilim dergilerinden bir tane kitap okumuştum. Hatta kitabımda da özetini anlatıyorum herkesin anlayacağı şekilde. Çok önemli bilim insanları diyorlar ki aslında bağışıklık bilimi demek, mutluluk bilimi demek. Yani bir insan mutluysa bağışıklığı güçlü demektir. Özellikle bugünlerden işte Covid'le savaşmaya çalıştığımız, işte önlem almaya çalıştığımız, ayakta kaldığımız bu zor günlerde hep işte gidiyoruz eczanelerden bir şeyler almaya çalışıyoruz. İşte şu ilaç bizi iyileştirir falan filan gibi böyle birçok formül dolaşıyor. Birçoğu maddi reçeteler bunlar ama özetle şunu söylemek istiyorum. Mutlu olan insan kolay kolay hastalanmıyor. Bunu kesinlikle hepiniz gözlemlediniz. Doğru. Tabii bunlar hani atalarımızın bildiği şeyler aslında. Yeni bir şey keşfetmiyoruz. Hani insanı gam çürütür, duvarı nem çürütür demiş adalarımız. Muhteşem. Yani özetle geçmiş ama biz bunu unuttuk tıp biliminde ve dünyada. Doğru. Yani şu anda doğru, biz bunu unutuyoruz. Yani nasıl insanı mutlu edebiliriz? Örneğin biz hekimler. Bir insana nasıl mutlu edebiliriz gözüyle hiç bakmıyoruz. Bize böyle bir şey öğretilmiyor da. Yani çok doğru bir konuğum var bugün. Gerçekten benim gibi bakan. Hepimizin yarası. Hani tıp fakültesinden evet, bir hoca olup benim gibi bakan hocam mutlaka. Çoğumuz böyle bakıyoruz hocam, aslında bunun hocam. Bunun sayısı son zamanlarda artmaya başladı artık. Tabii, insanlar tabii, yani tıp doktoru o sayın hocalarımız olaylara daha farklı bakmaya başladı artık. Mesela biz geçen programda şey konuştuk hocam, tıbbi bitkilerle alakalı, aromaterapiyle alakalı bir program yaptık. Orada da tabii ki hani bu alternatif diye bir şey yok yani. Lakin tamamlayıcı tıp ya da evet, konveksiyonel mi diyorlar? Evet yani tamamlayıcı, bütünleyici tıp deniliyor. Bununla alakalı olarak bizim de Boğarkent Meslek Yüksek Okulu'nda biliyorsunuz bir evet, laboratuvarımız var. Evet. Buradan bazı hocalarımız bizimle iletişime geçerek o evet, işte tedavinin yanına bu aromatik bileşikleri de koyarak birazcık daha işin bütünsel anlamda aslında ele alınmasıyla alakalı birçok girişim var. Bu benim acayip derecede hoşuma gidiyor. Evet. Çünkü ben hep şöyle bakıyorum hocam. Bir rahatsızlık var. Bir hastamız var size geliyor. Görüntülediğiniz cihazınızla. Evet çok doğru. Burada bir tümör var. Değil mi? Bu tümörü aldınız oradan. Fakat bu tümörün oluşmasındaki sebep neydi acaba? Üzüntü evet, müydü? Kaygı mıydı? Evet. Stres miydi? Evet. Yaşam ortamı mıydı? Beslenme miydi? Ya da bağışıklık sistemini düşüren neydi acaba? O kadar doğru bir yerden bakış açınız o kadar güzel ki şu anda. Aslında bunu işin içerisine soktuğumuz zaman siz bedeni diyor, ben de çok ünlü bir düşünür, çok yani ismi şu anda aklıma gelmiyor, yanlış da olmasın. Bedeni tamir etmeniz aslında çok bir şey ifade etmiyor diyor. Bütünsel olarak eğer bunu ruhuyla birleştirmediğiniz sürece o hastalığı ortadan kaldıramazsınız. Bugün biz şunu biliyoruz, işte üzüntü mesela, öyle değil mi hocam? Yine bir yerde okumuştum ben, Amerika'da bu ilk su çiçeğinin işte yayılmaya başladığında Amerika'da iki kişi birden ölüyor ve binlerce insan aşı olmak için kuyruklara giriyor. O kuyruklarda aşıya ulaşamadıkları için ölenler, sırf üzüntüden dolayı hocam, ölme kaygısından dolayı evet, ölenler aslında evet, 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 hastalığın sebep olduğu sonuçtan evet, çok daha fazla bugün evet, aslında bizim bugün işte günümüzde Aydın'da evet, bu anlamda aslında telaffuz etmek de çok istemiyorum ama işte intiharların çok fazla evet, olduğu, öyle değil mi hocam? Evet, şehirlerden bir tanesi. Evet. Hani bugün Covid'le kaybettiğimiz hastadan daha fazla hastayı biz aslında üzüntüyle, kaygıyla, stresle kaybediyoruz. Öyle değil mi hocam? Tabii ki hocam. Şimdi bu kitapta bahsettiğim iki tane önemli bölüm var. Biri stres, biri de korkular. Hatta onlarla ilgili şiirler yazdım. Göksel Baktagir de besteledi. Önemli müzisyenimiz, kanun sanatçımız. Daha sonra onları belki ekleyebiliriz programımızın sonuna. YouTube'dan ya da Spotify'dan da bulunabilir. Şimdi şöyle bir sistemle işliyor. Beynimizde amigdala denen bir bölge var. Evet. Biz korktuğumuz zaman ya da korkulu düşünceler düşündüğümüz zaman amigdala uyarılıyor. Ve bir kere bizim hafızamızı baskılıyor, hafıza merkezini baskılıyor. Ve vücudumuzdan stres hormonları, kortizol dediğimiz stres hormonlarının salgılanmasını sağlıyor.
Bu stres hormonları da tamamen bizim bağışıklık sistemimizi baskılayan hormonlar. Yani kendi kendimize bağışıklık sistemimizi baskılayan düşünceler, korkular yaratıyoruz. Ya tabii ki korkusuz da yaşanmaz. Elbette ki önlem almak lazım ama anlamsız böyle obsesif olurcasına korkuları yaşamak ve yaşatmak da çok tehlikeli. Bugün düşündüğüm bir şey vardı. Şimdi doğadan konuşacağız. Yani bizler artık o kadar korktuk ki doğadan, doğayı tanımıyoruz ve doğadan da korkuyoruz. Örneğin bir örümcekten benim işte diyeyim ki küçük oğlum geçenlerde bir tane örümceği gösterdi bana. Anne işte korktum bundan filan diye. Halbuki bir örümcekten korkulmadığını anlatmak gerekiyor. Yani insanoğlu aslında daha eğitilmemiş bir insan, bir cahil insan en tehlikeli yaratıktır diye düşünüyorum. Özellikle doğayı tanımamış bir insan. Ya da bir kediyi tanımayan bir insan ondan korkabiliyor, çekinebiliyor bir köpekten örnek olarak. Ne zaman ki tanıyor, o zaman kedilere aşık oluyor. Ben de kedilere neredeyse tanıdıktan sonra, yıllar sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla hani tanıdım ve onların ne kadar çok stresten insanı koruduğunu, nasıl sevgiyi öğrettiğini gördüm, şahit oldum ve hatta şiirler bile yazdım kediler için. Yani bu derece aslında tanımıyoruz biz doğayı. Çocuklarımız sabahtan akşama kadar okullarda hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi teorik olarak bu şekilde öğrenmek mümkün değil. Dolayısıyla yani korku bizim aslında kafamızda, doğanın gerçeği değil. Bu bizim yarattığımız, işte televizyonda hep korkunç şeylerin dile getirilmesi sıklıkla işte ve uzak olmamız, tanımamamız nedeniyle biz korkuyoruz. İnsan bilmediği şeyden korkarmış, onu da söylemek istiyorum, vurgulamak şöyle istiyorum. Şöyle küçük bir katkı yapmak istiyorum hocam oraya. Hani biz de temel bilimciyiz sonuçta, biyoloğuz. Korku doğanın içerisindeki korku insana çok ya da diğer canlıların hepsine çok faydalıdır. Çünkü bizim işte beynimizin değişik katmanları var. Bunları araştırmacılar sürüngen beyni, memeli beyni, işte gelişmiş insan beyni olarak ayırıyorlar. Evet. Bizde diğer canlıların hepsinden farklı olarak bir üst beyin var. Bu beyin sayesinde düşünebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz, merak ediyoruz, empati kurabiliyoruz. Bu diğer canlıların hiçbir tanesinde yok. Dolayısıyla bizi onlardan ayıran en önemli özelliğimiz bu. Lakin beynimizin diğer kısımları da bizim hayatta kalmamız için çok önemli. Mesela sürüngen beyninin içerisinde vardır korku, yeme, içme, üreme davranışları. Bunlar o beyinle idare edilir yani. O beyin yönlendirir bizi. Şimdi bir şeyden korkup kaçmak olayı o anda sizi tehlikelerden korur. Bu çok önemli bir şeydir. Lakin hocamın bahsettiği korku olayı devamlılık olan bir korkudur. Yani mesela yaşam kaygısı. Yani doğadaki bir canlının yaşam kaygısı yoktur. Çünkü o gün hatta avcı toplayıcılarda da yoktu. Bu ne zaman başladı? Bu bizim ilk kez tarımı keşfettiğimizde aslında ondan sonraki süreçte bu daha fazla artmaya başladı. Bu şeyden sanayi devriminden sonra iyice artmaya başladı. Çünkü biz artık doğadan koptuk. Artık daha şehirlere, yani o büyük fabrikalarda çalışacak işçiler olarak şehirlere geldik. Yatay mimariyi bıraktık, diker mimarinin içerisine girdik. O dört duvarın içerisine girdikten sonra, o doğadan iyice uzaklaştıktan sonra aslında bu olaylar meydana gelmeye başladı. Yoksa ani olarak korku bir hayvandan gördünüz, zararlı olan bir hayvanı gördünüz ya da bir ateş. Yani korkmanız çok doğal, bu sizi korur, öyle değil mi hocam? Evet. Ama bugün stres korkusu, İşte bugün tıp fakültesindeki o psikiyatri bölümünün oluşmasına sebep olmuştur. Bilmiyorum hocam. Evet hocam, şimdi doğru söylediniz. Mesela doğada korku şöyle vardır. İşte bir tane ceylan vardır, bir tane aslan peşinden koşar. Ceylan kaçar gider saklanır. Ve bir süre sonra o korku biter. Beslenmeye biter. Devam etmeye yani başlar. Korku geçici bir şeydir. Evet. Sürekli yoktur. Ama bugünkü insanda sürekli var. Kronik stres ya da kronik korku diyoruz biz buna. İşte insanları hastalandıran şey bu. Ya yapılan çalışmalarda insanların %70'inde sadece tabii ki korku değil. Örneğin beslenme koşulları vesaire, modern beslenme denilen, aslında ben hani Amerikan tarzı fast food tipi beslenme diyeyim. Bu beslenme türünün işte genetiği değiştirmiş gıdaların ve özellikle stresin, bugünkü hastalıkların, özellikle kanserlerin patlamasının ve belki de COVID gibi hastalıkların bu kadar çok yayılmasının daha önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kronik stres, kronik korkular, bunlar gerçekten bahsettiğiniz gibi artık günümüzün bir sorunu. Hatta daha dün bir program izledim.
Bunu yenmek için çeşitli meditasyon yöntemleri artık gündeme geliyor. İşte bu anda kalmak gibi, mindfulness gibi böyle İngilizce kelimeler getiriyorlar aslında. Hani bilmediğimiz kelimeleri aslında Türkçemize sokmak çok da hoşuma gitmiyor. Mindfulness ne demek? Yani aşırı kaygılanmamak demek, aslında şu ana odaklanmak demek. Yani böyle desek herkes anlayacak ama nedense bir mindfulness falan gibi kelimeler söylüyoruz. İngilizce bilenler anlamıyor. İngilizce bilenler bile ne olduğunu anlamıyor. Hani ben İngilizce bildiğim halde mindfulness nedir falan diye araştırma ihtiyacı duyuyorum. Yani böyle bir akım var tabii, yurt dışından gelen akımlar. Yani bunun özeti şudur. Hani bunu gençlerimize de anlatılabilir, anlaşılabilir hale getirmek bizlerin görevi tabii ki. Şudur, şu anda kal. Gelecek seni, yani gelecekten aşırı kaygı içerisinde olma, gelecek nedeniyle. Geçmişe de takılma. Şu andan keyif al. Süper. Demek. Bu kadar. Bunu bile çocuklarımıza şu anda artık öğretmek gerekiyor. Hatta bunlarla ilgili profesyonel eğiticiler geliyor. Parayla bize bunu öğretiyorlar. Yani bu tabii günümüzün bir gerçeği ne yazık ki. Hocam ilerleyen zamanlarda muhtemelen benim kitabımın içerisinde de bunlar olacak. Çünkü aynı kafa yapısına sahibiz. Bu şeyle alakalı, yani hani gelecek bir şekilde diyor kendi çaresine bakar. Ya geçmişte tamam dersleri alacaksınız ama orada kalmayla da alakalı yok. Evet. Lütfen anı kaçırmayın. Evet, hatta evet. Benim şiirlerimden bir tanesi de odur. Yani bir zamanın geleceği olan anda yaşarken anlamadan diyorum ben mesela. Ne orada. Güzel. Gerçekten öyle. Şimdi ben bugün için benim 10 yıl önceki geleceğim de bugün. Aha. Bakın bugün. Evet, evet, evet. Benim şimdi 50 yaşını, 55 yaşını, 60 yaşını düşünerek kaygılanmama, bilmem ne yapmama gerek yok ki. Hı-hı. Yani şu anı, ya tabii Hı-hı. hocam bunun içerisinde birçok faktör var. Evet. Hani kolay da değil. Çok belki, boyutlu. Hani bizi izleyen seyircilerimiz, yani Hı-hı. biri tıpta profesör olmuş, biri efendime söyleyeyim biyolojide profesör olmuş. Oradan kalkmışlar ahkam kesiyor falan diye de düşünülebilir. Yani hani bakış açısıdır. İnsanlar evet. hakikaten zor şartlarda yaşıyorlar. Tabii. Lakin biz de şunları söyleyelim hocam, yani hı hı. hani bir problem var. Mesela büyük şehirler için tabii ki daha zor, lakin Aydın'da yaşıyoruz ya. Kafanızı kaldırdığınız zaman dağı görüyorsunuz, kafanızı hı hı. kaldırdığınız zaman orman evet. görüyorsunuz. Burada evet. yarım saat içerisinde dağın tepesine çıkıp evet. 45 dakika içerisinde en kötü deniz kenarına gidebiliyorsunuz. Değil mi hocam? Yani doğanın evet. içerisindeyiz. Bu güzelliğin içerisinde, bu güzelliğin farkında varalım diye aslında biz bunları konuşuyoruz. Tabii. Değil mi hocam? Tabii ki. Hocam şimdi bu güzelliğin farkına varalım ama şehirlerimiz içine de bu güzelliği taşıyalım istiyorum ben. Yani daha çok ağaç, daha çok büyüyen yapraklar, daha temiz hava. Şimdi bir çalışma yapılmış. Tabii bizim görevimiz, biz burada ahkam kesmekten ziyade şunu yapmaya çalışıyoruz. Bilimi halka getirmek. Bizim haklı görevimiz bu. Farklı da bakmaya haklı çalışıyoruz. Haklı. Tabii ki. Tabii ki. Ama şöyle, biz neden? Hani bizler sonuçta bilim insanı olmaya çabalayan insanlarız. Bilimin en önemli noktası şudur. Bir, bilim meraktır. İki, kanıttır. Yani kanıta dayalı bir meraktır. Dolayısıyla biz kanıt soruyoruz. Tamam, halkımız bunu biliyor ama peki bilim ne diyor? Aslında aynı şeyleri söylüyor bir anlamda ama tabii kanıtlamak da gerekiyor. Örneğin şunu yapmışlar. Bir hastanede iyileşme sürecini kontrol etmişler. Odasında bir doğa fotoğrafı olan ya da bir doğada doğaya bakan bir penceresi olan insanların daha hızlı iyileştiğini görmüşler. Süper. Yani bakmak, bir doğa parçasına bakmak bile bizi iyileştiriyor. Yani bırakın içinde gezmeyi, ki onlarla yani dolaşmak, örneğin doğada gezmenin falan müthiş faydaları var. Koklamanın, aromaterapinin, kitapta bundan sık sık bahsediyorum. Yani o kadar çok unuttuğumuz bir kavram ki yani bunu sık sık vurgulamak gerekiyor. Örneğin şehri planlayan işte belediyelere bunu hatırlatmak gerekiyor. Daha çok yeşil alan, daha çok park. Örneğin işte Menderes'ten geçen, ben bunu hep yazdığım yazılarda hep yazdım. Neden böyle güzel, bu kadar güzel Menderes Nehri'ni değerlendirmiyoruz da betonlara boğuyoruz, betonlarla saklıyoruz, kirletiyoruz. Yani aslında Aydın nasıl daha güzel olabilir? Buna kafa yormalıyız biz yöneticilerle birlikte. Hocam süpersiniz. Benim de yani hani bu kadar muhteşem bir nehrin, bu kadar yani evet. ovanın içerisinden evet. geçen bu kadar muhteşem bir nehrin nasıl daha kötü olabilirini aslında ben kafamda şey yapamıyorum, oluşturamıyorum. Böyle bir şey yok yani. Ama nasıl daha iyi olabilir üzerine o kadar çok şey düşünüyorum, o kadar kenarlarına gidiyorum, orada kahvaltılar yapıyorum, işte balık tutuyorum, o balıkları besliyorum, ördekler geliyor oraya, yaban kuşları geliyor. Ya gerçekten muhteşem bir yerde yaşıyoruz. Hocam, geçenlerde sizinle beraber bir toplantıda konuşurken hatırlarsanız eğer,
Ben size hasta bina sendromundan bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Tabii. Bugün hasta bina sendromu diye bir sendrom bizim literatürümüze henüz girmeye başladı. Birçok kişi de, bizi dinleyen birçok kişi de belki de bundan bir haberdir. Lakin Amerika'da baş edilmesi gereken ilk 10 sağlık sorunun içerisinde 4. sıraya yükselmiş durumda. Aslında bizler zehirin içerisinde yaşıyoruz hocam, farkında değiliz. Melis bak sen de iyi dinle bunu. Çünkü içerisinde bulunduğumuz ortam hep yapay malzemelerin bulunmuş olduğu ortam. Maalesef böyle. Çünkü kullanmış olduğunuz işte evinizin içerisine başlayalım. Boyalardan tutun. Duvarların içerisine koymuş olduğunuz işte çimentodan tutun. Onların salgıladıklarından tutun. Özellikle yerde işte yapıştırılmış halılar. Yani taban halıları. Hani oluyor ya bazı ofislerde falan. Halifleksler, onların altına sürülen o kimyasallar. Kullanmış olduğunuz peçeteler, evet. Ya da bugün doğal malzemenin haricindeki işte dolaplar, suntalamdan yapılan şeyler, sıkıştırılarak kullanılan malzemelerin hepsi aslında birer zehir. Ve bunlar ısıyla birleştiklerinde işte benzen gibi, kloroflorom gibi ya da benzen gibi, yani insan sağlığına son derece zararlı olan, hatta hocamın biraz önce bahsettiği kanserleşmeye neden olan kimyasalları salgılıyorlar. Evet. Sıcakla bir araya geldiklerinde havaya çıkıyorlar ve siz bunu soluyorsunuz. İşte hasta bina sendromu denmesinin sebebi bu. Bazı özellikle son dönemlerdeki bu astım rahatsızlıkları ve astım rahatsızlıkları olan kişiler... Evet. Bazen kapalı bir yerlere girdiklerinde daha fazla bunalıyorlar. Çünkü o insanların problemi var. Siz belki tolere edebiliyorsunuz onu ama onlar edemiyorlar. İşte bu problem aslında hepimizin problemi. Stres kaynaklarımızın başında bunlar geliyor. Bizim bir an önce bu nasıl olur, ne şekilde olur bunu bilemiyorum. Lakin hocam da beyinle ilgileniyor, ben de öyle. Eğer siz beyninize bu problemi koyarsanız, tabii ki bunu hani şey olarak hastalık seviyesinde değil. Ya ben daha doğal ortamda nasıl bundan sonraki hayatımı geçirebilirim? Nasıl geçirebilirim? Yani bir köy evinde nasıl yaşayabilirim? Yani sorun değil ki, şurada işte karşı tarafta bir sürü köyler var. Bu tarafta Aydın Dağları'nın bu eteklerinde bir sürü köyler var. Ve buralar terk edilmiş artık, gelinmiş. Burası Aydın'a 8 kilometre, 10 kilometre, 12 kilometre çok uzak olan yerler değil. Buradaki yerler alınıp o taş evlerin içerisine girilip o bahçenin içerisinde yaşama fikrini, o harmoniyi, o senfoniyi hissetme fikrini kafalara koyalım en azından şimdiden. İnsanlar çünkü bunu beyinleriyle düşünmeye başladıklarında beyin çare aramaya başlıyor. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet, ben bunu nasıl yaparım? Çünkü sen onu düşünüyorsun, nasıl yaparım? Bu sefer ne yapıyorsunuz? İlanlara bakmaya başlıyorsunuz. Köyleri ziyaret etmeye başlıyorsunuz. Ben köyde yaşayan biri olarak bunu çok güzel rahat, bir eviniz var hocam, rahat biliyorum, bir şekilde söylüyorum. Doğal. Muhtemelen hocam da çok yakın bir zamanda, zaten kendisiyle beraber geçen haftaydı sanırım değil evet, mi hocam? Evet. Bir projesi var. Bir proje var, evet. Hocam yeri gelmişken o projeden de bahsedelim mi biraz? Ne dersiniz? Evet, tabii ki. Şimdi ben yani yıllar boyu akademisyen olarak hem işte hastalara tanı koymak hem de işte yazı çizi vesaire akademik üretim gibi bir süreçten geçtikten sonra son birkaç yılda şunu düşünmeye başladım. Ya yazmak, çizmek, konuşmak yetmiyor. Şu kitabı yazmak yetmiyor. Yani bununla ilgili gerçekten yaşamla iç içe örnekler yaratmak, örnek olmak lazım. Ya benim bahçelere düşkünlüğüm de hani artık bilmiyorum, gerçekten bir çiçek kadar beni mutlu eden çok az şey var gibi. Bir tane küçük bir bahçe aldım ve bu bahçenin şöyle bir özelliği var. İçinde şelale var. Yani bir şekilde hani kısmet oldu. Bu bir emanet. Yani orada ben şöyle bir hayal kurdum. Çocuklara, gençlere, hasta olanlar, özellikle kanserli insanlar. Çünkü onların içerisinde çok fazla bu tarz insan var. Stresten arınma, doğaya yakın yaşama ve doğayla kendi kendini iyileştirme gibi yöntemleri öğretmek, anlatmak istiyorum. Ama tabii tek başıma asla yapamam bunu. Bu konuyla ilgili uğraşmak isteyen herkesi kucağım açık sonuna kadar. Yani bu ancak bir ekip çalışmasıyla olabilir. Çünkü benim kapasitem yetmez zaten böyle bir hayal tümüyle gerçekleştirmeye. Ama hayalim o ki uygulamalı bir bahçe yapıp, ki adı da Evrensel Senfoni Sağlık Bahçesi. Bu aynı zamanda Teknokent'te kurduğum şirketin de adı. Rekreasyon alanı. Bununla ilgili işte belediyeye ruhsatlandırma süreçlerini tamamladık. Umuyorum ki bir
kaynak da bulabilirsem, bir proje yazarsak, birlikte belki olursa çok daha güzel olur. Ve yerel kaynakları da bir araya getirerek burayı örnek bir yere dönüştürmek istiyorum. Çünkü Aydın'ın dağları o kadar güzel ki, herkesin gözü denizlerde olmasın, hep onu söylüyorum. Yani Kuşadası da çok güzel gerçekten, denizler de çok güzel ama artık alternatif bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Alternatif turizm, alternatif tedavi yöntemleri. Yani hep klişeleşmiş, hep binaların, sıkıcı binaların, hep ilaçların, ameliyatların içerisinde hapsolmuş hastalar değil. Gerçekten bilimin de kanıtladığı, dünyanın örneğin Japonya'da çok yoğun uygulanıyor bunlar, doğayla tedavi yöntemleri. Bunların da gerçekten uygulamalı olarak gösterildiği bir bahçe hayal ediyorum. Ve umarım ki bahçe hayalim, rekreasyon alanı, sağlık bahçesi hayalim gerçek olur. İnşallah hocam. Ben hani geçen sefer biliyorsunuz beraber gittik oraya. Orayı gördüm, gerçekten çok hoş bir yer. Yani iyi niyetiniz de çok güzel. Yani buradan hani şeyde anlaşılmasın, işte teknokent, meknokent işin içerisine girince hocamın pür olarak, saf olarak bu bahçeyi oluşturmasındaki amaç orada insanları tedavi etmek. Orada insanlar gelsinler, doğa ortamının içerisinde otursunlar, gerekirse bir şiir kitabı okusunlar. Bir kitap okusunlar değil mi hocam? Öyle gelsinler, gitsinler. Hocam Sesli yani... Şelale'yi izlesinler, dinlesinler ve iyileşsinler istiyorum. Yani evet. Yani doğanın kaynaklarını anlasınlar, çocuklar öğrensinler o güzelliği. Çünkü hiçbirimiz yaşamadan geçip gidiyoruz dünyadan. Bu olaylar aslında hocam insanların doğaya daha yakın olduğu zamanlarda biliniyordu. Ve bunlar her ne kadar siz şeye gelseniz de yani hani... mesela Osmanlı saraylarında ya da Osmanlı şehirlerinde akan sular vardı hocam. Suyu bir taraftan giriyor, dönüyor su, tekrardan o şeyden çıkıyor ve akıyor. Bakın bütün şeyler, o dönemin mimarları, hatta mimarları bırakın, köylerdeki evlerin yakınlarındaki yerlerde hep bir akan su vardır. Akan su çok önemlidir. Çünkü akan su negatif iyon salgılar yukarıdan düştüğü için evet. Aynı zamanda da evet. Suyun bileşenleri olan oksijen, yani o düşmeyle birlikte ortamdaki oksijen miktarı artar. Dolayısıyla siz bir temiz olan bir dere kenarına, bir şelaleye gittiğinizde gerçekten kendinizi rahatlamış olarak hissedersiniz. Bu çok doğrudur. Buradaki temel amacımız da tabii ki şudur, yani hani biz sürdürülebilir kullanma, koruyarak kullanma, tabii ki. Temiz tutarak kullanma. Tabii bunu ki. Hani gidip de her tarafa yayılalım da buraları kirletelim diye değil. Zaten bu düşüncede olan insanların bu şekilde bir yaklaşımda olması mümkün değildir. Hocam bu çok önemli bir şey. Aydın'da olursa muhtemelen hani Türkiye'de de ilklerden bir tanesi olacaktır. Bakın 2. Beyazıt döneminde, 2. Beyazıt mental problemleri olan hastaları bahçelerde tedavi ediyordu. Onlar için İstanbul'da oluşturulmuş bir bahçe vardı. Bu bahçenin içerisinde hastalar çiçek ekiyorlardı, soğanlı bitkiler ekiyorlardı, evet. Gül ekiyorlardı. Her tarafta, her mevsimde farklı kokular oluşuyordu. Ve işte biraz önce bahsetmiş olduğunuz o aromaterapi aslında o mental problemli olan hastalarda müzikle birlikte hocam, bunu da siz devamlı söylüyorsunuz. Müzikle birlikte Osmanlı döneminde bu tarzda bir hastane vardı. Mesela çok az insan bilir bunu. Lakin geçmişteki insanlar dediğim gibi doğaya bizden daha yakın oldukları için bu problemleri biliyorlardı ve sizin söylediğiniz gibi hani şehirlere de getirelim dedikleri gibi onlar aslında yaşadıkları yerlere getirmişlerdi. Ama bugün işte İstanbul'a gidiyorum ben, özellikle bazı şehirlere gidiyorum. Mesela işte ne bileyim ya şey tarafları falan, o Taksim'in arka tarafları, o Haliç'in sırtları. O Pierre Loti'den karşıya bakın, Pierre Loti yine böyle yeşildir falan da karşıya bakın hocam, bir tane yeşil yaprak görmeniz mümkün değil. Ve binalar o kadar iç içe girmiş, o kadar içe girmiş ki karşıdan izlemek bile sizi strese sokuyor. Bırakın içerisinde olmak, karşıdan izlemek bile sizi strese sokuyor. Dolayısıyla şeyi de o biraz önce o hasta bina sendromunda olay birazcık şey kalmıştı, yarım kalmıştı. Bunları hocam ne yapalım diyor mesela, tamam hocam konuşuyorsunuz da ne yapalım? Evlerinizin içerisine birkaç tane çiçek koyun. Yapabiliyorsanız bir tane akvaryum koyun. Bazı bitkilerin daha öncesinde sosyal medyada çıkmıştı. Mesela kaktüslerin havadaki radyasyonu emdiği ile alakalı. Çünkü şu anda burada o kadar çok radyasyon var ki telefonlarımızdan, alıcılarımızdan, vericilerimizden şuraya bir radyo dalgası koysak radyonun her çevirişinde başka bir ses alırız, öyle değil mi? O kadar çok var ki.
Ya hiçbir şey olmasa bile, o kaktüsler gerçekten o şeyi almasalar bile, o radyasyonu almasalar bile, bunun psikolojisi, bunun böyle olduğunu bilme psikolojisi bile o bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterlidir hocam. Onun için buradan bir tavsiye de bulunalım. Ya alalım ya iki tane, ya çok bakamıyorsanız eğer kaktüs alın. Hakikaten o kadar güzel çiçek açıyorlar ki, muhteşem çiçekleri var. Tabii tabii, her şey doğa bin bir türlü. Hocam şimdi 2 milyon civarında tür var doğada ve insanoğlu bundan sadece bir tanesi. Ama şu anda insanoğlunun yaklaşımı yeryüzünde sanki dünyanın patronu gibi ve her şeyi yönetme derdinde olan, daha doğrusu her şeye sahip olmaya çabalayan ve her şeyi rant gözüyle, ki ülkemizde de ne yazık ki bütün doğal güzelliklerimiz rant gözüyle görünüyor. İşte kahvaltı bahçesi açalım, yiyelim, içelim, seyredelim, başka da bir şey yapmayalım şeklinde bir yaklaşımla özel örneğin Aydın'da yapılıyor. Buna alternatif örnekler sunmak gerekiyor. Artı özellikle ülkemizde, tamam biz yani yüksek teknoloji üreten bir ülke değiliz ama Anadolu doğal güzellikler açısından muhteşem bir yer. Ve bizim en önemli kaynağımız doğal güzelliğimiz. Dolayısıyla ben şu anda hani Teknokent'te kurduğum şirkette hedefim şu: olabildiğince insan sağlığına faydalı işlenmemiş doğayla doğa ürünlerini sunmak. Örnek vereyim ben, örneğin manyetik rezonans görüntülemede gadolinyum dediğimiz bir maddenin şelatları kullanılıyor. Bunların yıllar boyu insanın beynine geçmediği, hiçbir zararı olmadığı söylendi ama 30 yıl içerisinde anlaşıldı ki bunlar hem beyne geçiyor, beyinde birikmeye neden oluyor, hem de doğaya atılınca şelatlarından ayrılıp toksik maddelere dönüşüyor. Ve binlerce insana biz bunu kullanıyoruz. Örneğin 3 kişiden 1 ya da 2 kişiye bu kontrast madde enjeksiyonunu veriyoruz. Dolayısıyla hani çabam o ki hem o bahçede de buna benzer çeşitli ürünlerle deneyler yapacağım. Hem de işte bir doğal kontrast madde geliştirebilir miyim şeklinde bir düşünceyle yola çıktım. Bununla ilgili çeşitli araştırmalar, geliştirmeler yapıyorum. Dolayısıyla tamamen yani bilime ve doğaya, öğrenmeye hizmet odaklı bir hani Teknokent'te çalışmam var. Umarım ki sonuç alabiliriz. COSGAP'ten de destek aldım. Yani devletimizin bu konudaki desteğini de takdire şayan işin içine girince anladım. Dolayısıyla diğer öğretim üyesi arkadaşları da hani bu konuda işbirliğine davet ediyorum. Umarım ki bu tarz çalışmaları birlikte yapabiliriz. İnşallah hocam. Hocam doğaya olan sevginizin daha çocukluğunuzdan geldiğinden bahsetmiştik. Evet. Peki neden bu kadar çok vurgulama gereği duyuyorsunuz? Doğayı mı? Evet. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız ve hastalıklarımızın çok önemli bir kısmının doğadan kopma nedeniyle kaynaklandığını düşünüyorum. Yani örnek vereyim, Covid salgını izlediniz. En büyük ölümler büyük şehirlerde oldu. Örneğin New York kırıldı. İşte İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler. Çünkü aşırı kalabalık ve doğadan kopuk şehirler bunlar. Yani ne yazık ki o ekolojik dengeye dikkat edilmeyen, işte ağaçların yeteri kadar temizlenmediği, kirliliğin, elektromanyetik kirlenmenin yoğun olduğu şehirlerde en çok ölümleri görüyoruz. Dolayısıyla stresin hastalıkların en önemli nedeni doğadan kopmamız. Yani biz doğanın bir parçasıyız, biz ayrı değiliz doğadan. Ve biz bunu inkar ettiğimiz oranda da hastalanacağız ve ölümler artacak. Yani COVID çok önemli bir ders verdi bize. Doğadan kopan insanın hastalığıdır. Hep bunu söylüyorum. Instagram'da da zaman zaman bu tarz sloganlar paylaşıyorum. İşte hem doğa fotoğrafları vesaire. Yani COVID çok önemli bir derstir insana. İnsana şunu söyler: bir, çok aşırı kalabalıklarda olmayın. Doğaya gidin. Doğadaki insanlar, köylülerde ölüm oranı son derece düşük. Aşırı kalabalıklar. Örneğin diyelim ki bir fare grubunu bile belli sayının üstünde kafese koyarsanız orada ölümler başlıyor. İşte insan için aynı şey geçerli. Aşırı kalabalıklar, doğadan kopuk beslenme, işte fast food zinciri, aşırı işlenmiş gıdalar. Bunların her birisi zehir, ben öyle görüyorum. Ve çocuklarımız bunu bilmiyor. Yani her yerde bunu haykırmak istiyorum. Yani doğada yaşam var. Doğada güzellik var, iyileşme var. Doğadan koptukça aşırı teknoloji de iyi bir şey değil. Teknoloji bağımlılığı artık bir hastalığa dönüşmüş durumda. Tamam, teknolojiyi kullanalım. Ona hayır demiyorum ama dozunda ve doğanın dengesini bozmadan, kendi dengemizi de bozmadan. Hocam bir bakış açısı değişikliğine ihtiyaç duyuyor aslında dünya. Covid bence bize bunu da söylüyor. Diyor ki ya siz terk etmiş olduğunuz topraklara şöyle dönün bir bakın. Hı hı. Bu topraklar aslında sizin burada büyük şehirlerde kazandıklarınızdan daha fazlasını size veriyordu. Evet. Daha az çalışarak, evet, daha mutluydunuz. Evet. Bir dönün bakın. Annenize, babanıza, onların dedelerine bir bakın. Yani bugün, evet, Aydın gibi bir yerde hocam, yani 10 dönüm incir bahçesi olan bir kişinin
onu birine bilmem neye verip de gelip bir yerde affedersiniz asgari ücretle ya da bir yerde bir kapıcılık yapması bana o kadar, yani bunu bana kimse anlatamaz yani, böyle bir şey, evet, olamaz yani. Evet. Ve bunu sistem mi böyle yaptı? Yani bu sistemin içerisinde sistem mi böyle hocam geldi? Evet. Çünkü öyle duruma geldi ki ben kendi memleketimden de biliyorum, baba memleketimden de biliyorum. Köyde kalan kişiye kız verilmeyecek duruma gelmişti yani. Evet. Artık insanlar öyle bir psikoloji oluşturulmuştu ki bu televizyonla, o dönem televizyonla, daha sonra daha gelişen sosyal medya ağlarıyla birlikte orada kaldığın zaman köylüsün. Ya arkadaş biz şimdi işte köylüyüm ben yani. Ne güzel bunun bir şey köylü olmak hocam. Bozulmamış hocam, demek köylü olmak. Lakin o insanların aslında, o insanların gözünden baktığınızda olay öyle değildi. Yani daha temiz belki kıyafetleri vardı. Lakin yedikleri daha temiz değildi. Kazandıkları daha fazla değildi. Bugün gerçekten işte ziraat mühendisi olan arkadaşlarımla, ziraat odası başkanındaki başkanı olan arkadaşlarımızla ya da konuyu bilen kişilerle ya da herhangi bir şekilde farklı ticaret yapıp bu ticaretini doğal ürünlere dönüştürmeye çalışan arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda, belki kağıt üzerinde konuşuyoruz, lakin bugün 10 dönüm bir incir bahçeniz olsa hocam, benden daha fazla para kazanıyorsunuz, sizden daha fazla para kazanıyor oradaki kişi. Eğer bunu düzgün bir şekilde yaparsa, ağaçları güzelse ve çalışma süresi sadece 3 ay hocam ya. Yani. Ondan sonra ister dünyayı gez, ister Türkiye'yi gez, ister git oku, kitap oku. Lakin bu düşünceden o kadar uzaklaşmışız ki, yani bilmiyorum o dönemlerde daha mı az para ediyordu ama bugün için böyle yani. Bugün incir diyoruz değil mi? Yani incir, şöyle normal bir incir, yani normal bir incir 50 lira. Bu 40 liraya da var, 70 liraya da var hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani 10 tane, 18 tane inciri koyduğunuz zaman, büyük olan incirler, bu 1 kilo geliyor ve bunu 70 liraya satıyorsunuz. Evet tabii, yani bir miktar eğitim gerekiyor elbette. Yani köylü olmak demek, eğitimsiz olmak demek de olmamalı. Yani örneğin bilimi, teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Örneğin Avustralya çiftçisi örnek veriyorum. Bilimi de kullanıyor ama aynı zamanda doğadan da kopmayabiliyor. Biz de böyle bir model geliştirmeliyiz. Özellikle üniversitenin bu anlamda halkla işbirliği içinde olması son derece önemli. Örnek projeler yapması son derece önemli ki ziraat fakültesi yapıyor bildiğim kadarıyla. Hocam şöyle, evet, bizim bizleri... Ve siz de yapıyorsunuz. Evet, biliyorum Buharkent'te evet, çok güzel biz de, şeyler yapıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Evet. Haydi Buharkent Üniversitesi diye bir proje geliştirdik. Evet, evet. Her ayın çok ilk güzel çarşambası hocam. Covid'den önceydi tabii. Her ayın ilk çarşambası halkla birlikte biz orada popüler, bravo, bilim konuşuyoruz, bu olayları konuşuyoruz. Bravo. Bizim sayımız arttıkça, yani evet, hani bizler köye gidip hakikaten incirle, zeytinle uğraştıkça, hı-hı, oradaki insanların algısı da aslında değişecek. Bizim biz yani gerçekten muhteşem bir coğrafyanın içerisinde yaşıyoruz. Bize empoze edilen algılardan kurtulmamız gerekiyor. Bunlardan kurtulmamızı sağlamanın en önemli nedeni de rol model olmaktır. Evet. Bu rol model sayıları arttıkça, yani oturduğunuz yerden, evet, konuşma değil. Evet. Hadi gelin evet, de bir işte efendime söyleyeyim, evet, o zeytin dalının, evet, içerisinde, evet, o zeytinleri, evet, bir çırpın bakalım. Evet. Evet. O sıcağın altında o şeyin, evet, altında bir durun bakalım. Hani, evet. Ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum hocam. Evet. Dün pazar günüydü. Evet. Evimin arkasındaki yeri sabahleyin başladım. Bütün otları yoldum. Onun hepsini makinasız belledim. Bütün karıkları açtım ve kış sebzelerimi diktim hocam. Yani harika. Hani bunu söylerken kalkıp da oturduğumuz yerden ahkam kesiyor, evet, falan, evet, değil. Hakikaten çok değerli olan, çok değerli bilgilere sahip olan bizim işte buradaki tarımla uğraşan insanlarımızın ve onların aslında o insanlarımızın çocuklarının o bakış açılarını birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Çeşnilendirmek de lazım ve o zaman, hocam? Evet. Ve o zaman emin olun biz çocukluğumuzda hemen hemen yaşlarımız yakındır sayın hocam. Daha iyi bilir Melis bilmiyorum şu anda çünkü öyle değil. Bizim coğrafya kitaplarımızda ya da işte halk bilgisinde öyle bir ders vardı herhalde. Evet, hayat bilgisi. Hayat bilgisi hayat dersinde bilgisi. Türkiye'nin kendi kendine yeten o dönemler için 5 tane mi 7 tane mi ne ülkeden bir tanesiydi. Ama bugün bakın biz bunlardan konuşamıyoruz. Niye? Koskocaman bizim işte tahıl ambarımız Konya şu anda büyük göçlerden dolayı boşalmış durumda. Orada tarlaları ekecek, sürecek insan kalmadı. Neden insan kalmadı? Biraz önce bir saattir konuştuğumuz konulardan kalmadı işte. Hocam konuşacak konu çok. Çok, gerçekten çok. Hakikaten çok hoş bir sohbet. Lakin konu herhalde konuyu Melis, açıyor değil mi Melis? Evet. Şey yaptık mı zamanımız herhalde? Zamanımız artık yok mu hocam? Ait. Son olarak söylemek istediklerinizi alabiliriz.
Evet, yani söyleyecek önemli bir şey şu, biz doğanın parçasıyız ve buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Yani doğayı besledikçe aslında kendi kendimizi besliyoruz. Doğayı kirlettikçe kendi kendimizi kirletiyoruz ve bununla ilgili de şimdi yeni bir proje var. İşte sevgi iyileştirir, doğa sevgisinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorum. Bunlarla ilgili daha sonra belki fırsatımız olursa küçük bir Can Atilla ile birlikte bir şiirin seslendirilmiş hali de var. Bunu da belki izleyicilerimize gösterebiliriz. Ama ben şunu vurguluyorum sloganla, yani biz doğayı yok edersek kendimizi yok edeceğiz. Ki bugünlerde çok üzülerek izlediğim o Hatay'daki orman yangınları içimizi parçalıyor. Evet. Yani aslında kendimizi yok ediyoruz ve şunun önemini gösteriyor. Doğayı sevmeyen insanların ya da ne kadar zararlı olabileceği bütün dünyaya, sadece ülkemize değil, gençlere bunu öğretmenin ne kadar önemli olduğunu da anlatıyor aslında bize. Hastaneler açmaktan bile daha önemli bu. Çok doğru. Sözümü böyle kapatıyorum. Çok teşekkürler bu güzel fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Güzel, çok farklı bir program oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Adüden Zenginliğe Farklı Bakış adlı programımızın sonuna geldik. Her hafta farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sağlıkla kalın, hoşça kalın.